İki kişi birbirini sever de kavuşurlarsa mutluluk olur. Biri kaçar, öbürü kovalarsa aşk olur. İkisi de sever lakin birleşemezlerse işte o zaman efsane olur. Temizlemeciden göndermişler. Elbisem de gelmiş. Ne? Daha önce giyinmiş elbiseyi mi giyeceksin düğünde? Ne oldu? Var bir sıkıntın? Bugün Zerda'yı gördüm. Her şey yeniden canlandı kafamda. Yarın evleniyormuş da alışverişteydi. Onu görünce birden neler neler düşündüm. Ya o kadın ölseydi? Eğer ölseydi sen hayatın boyunca hapishanelerde sürünecektin. Senden yalnız iyilik gördüm. Varsa kusurumu sen bağışla. Sen hakkını helal et. Selametle git Hacer Hanım. Bundan sonraki yazgı da iyi olur inşallah. Rahatlayın, rahatlayın. Nasıl oldu? Uyku esnasında oldu. Böyle birden sıçradım. Boğazıma böyle bir el yapışmış gibi. Serdan'la bir dursana. Tamam. Ya sen onu bırak da elbisemi beğendin mi? Beğendim. Ama bana kalsa daha cafcaflı bir şey seçerdim. Ne de olsa bu bir aşk düğünü değil mi? Thank you.
O heykeli onlar erdi muradına. Biz çıkalım kerevetine diye bitirmek güç. Her yiğidin acı be. Ballandıra ballandıra anlattımsa da sonuna yaklaştıkça içim sızdı. Ama geldik işte zurnanın zırt dediği yere. Zerda'nın gözünün ışığı sönecek mi, sönmeyecek mi? Yaşasın istiyorsunuz siz de bileyim. Herkesler öyle ister. Hikaye dediğin mutlu bitmedi. Umutlar, hayaller dipdiri kalmadı. Dinleyen derin bir oh çekmedi sonunda. Ama işte bozuldu gelenek. Zerda'nın ak elbisesi kızıl kana boyandı. Göğsünden usul usul sızan kanla birlikte o da usul usul bu dünyadan el çekildi. Dünü, bugünü, hepsini birden bırakıp gideyim mi Zerda Hanım? Yoksa iki dünya arasında gidip geleyim mi? Zerda! Zerda ne oldu sana? Zerda! Ambulans çağırın! Zerda ana! Mahmut Bey ambulans çağırın! Ambulans çağırın! Ambulans çağırın! Zerda! Tamam, bir bez verin bana. Acil Zerda Hanım'ın evine bir ambulans. Işık. Ambulans çağırsanız da. Sıkıca bastır. Zerda. Cevap ver Zerda. Zerda sakın git. Osman nerede kaldı ambulans? Çağırıyorum tamam. Ambulans nerede kaldı? Zerda. Ağlama. Osman Ali. Çağırdım çağırdım tamam. Zerdan başını aldı, yanakları aldı, zerdan başın kaldı, yanakların aldı, hem acı hem baldı, 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 hem acı hem benim da çiçeğim hem yanında hem özledim. Zerdan, seni ne kadar özlemişim. Hem yanında özledim. Sen serçe ben şahinim, şahinim. Güzel gözlüm. Zerdan, inanamıyorum geldiğine. İnan. Buradayım işte. Seni hiç bırakmak istememiştim. Ama gittin. Buraya gelmemeliydin Zerda. Neden? Neden buradasın? Yoksa... Ben de inanamıyorum. Yanında olduğuma, seninle olduğuma. Gülüm, Zerdan. Geri döndünüz. Senin yerin burası değil. Buradan geri dönüş var mı ki? Senin için var. Oğlumuzun yanında. Sevdiklerinin arasına dönmeniz. Ne olur. Hiç olmazsa biraz seninle kalayım. Sen gittikten sonra aylarca kendimi, vücudumun yarısını kaybetmiş gibi hissettim biliyor musun? Gül kokuyorsun. Burası çok güzel Şahin. Hiç acı, endişe yok burada. Neden gittin Şahin? Sensiz her şey değişti. Her şey paramparça oldu, dağıldı. İşte öyle oldu. Hayatın benimle olduğundan çok daha iyi Zerda. Sen ölmeseydin, sensiz kalmasaydım,
Sen, ben, Işık birlikte yaşardık. Ben istemez miydim? Sizinle birlikte olabilmeyi o kadar çok isterdim ki. Keşke. Keşke her şey başka türlü olsaydı. Keşke Akgül öyle karşı çıkmasaydı. Keşke izin verseydin sevdasının yaşamasına. Akgül! Öldürecek beni. Akgül dur diyorum sana. Dur Şahin'a. Dur. Yoksa vururum. Sen de kimsin be? Ne yapıyorsunuz burada? Artık kimseden gizlimiz saklımız yok. Ben Akgül'ü seveyim. O da beni seviyor. Bırak Şahin'a. Onun peşinde benim peşimi de bırak. Sen neler söylüyorsun? Şahin'a! Keşke sen en başında odanın kapısını kilitlemeseydin. Akgül bile olmayacaktı o zaman. Ne istiyorsun ağabey? Sen hala benden ne istiyorsun? Bak bu sana son uyarı. Gidiyorum. Kız karşıki odada bekliyor beni. Ben de erkeğim, Allah'ın cezası. Yeter. Gidiyorum, anladın mı? Görmüyor musun? Gidiyorum ya. Burada durduğun hata ağabey. Buyur git. Son sözün bu mu? Evet, son sözüm bu. Diyeceğimi dedim. Hem ben sana benzemem. Verdiğim sözü de tutarım. Hatırlamak neye yarar? Hepsini yaşadık, bitti. O günlere dönemeyiz. Düzeltemeyiz artık. Yalnızca bugünü ve yarını düşün. Senin yarın yaşama şansın var. Bugün senin elinde Zerda. Bilemiyorum. Sanki bütün kanım çekiliyor. Geldiğim yer şimdiden geride kalmış gibi. Sanki tek gerçek burası. Oysa değil. Düş olan burası. Gözlerini açmalı ve yaşamaya devam etmelisin. Ama sen etmedin. Benim sevgimin gücü seni geri getirmeye yetmedi. Senin sevgin bana öyle güzel günler yaşattı. Hiçbir şey için pişman değil. Ama sen geri dönmek zorundasın. Sevdiklerinin sana ihtiyacı var. Anne söylüyor gözlerinin önünde. Sen onu bırakmayacaksın. Hiçbir anne isteyerek bırakmaz oğlunu. Ama ya dönemezsen? O zaman ne olacak? Oğluma ne olacak Şahin? Dönmeyi istemelisin. Hem de çok istemelisin Zerda. Onun hayatında kimse senin yerini dolduramaz. Bak oğlumuza. Görüyor musun? Kahvaltını bitirir misin? Anne uğraşma benle ya. Ben çıkıyorum. Süvari, iyi dersler sana. Ne var bunun?
Kızım. Kızım benim. Neyin var senin? Geç kaldım. Alasmalı. Daha hiçbir şey yemedin Işık. Ne oldu bu çocuğa böyle? Bu kadar yakışıklı olacak mı Sayda? Olacak. Çok canlar yakacak. Ama şimdi onun canını yakıyorum. Abartma. Sen Işık bebekken de böyleydin. Azıcık ateşlense. Ateş var tenini yakar. Ateş var içini yakar. Şimdi oğlumuzun içi yanıyor. En tehlikelisi de bu. Korkutma beni Şahin. Dahasını öğrenmek istiyor musun? O zaman kendi gözlerine gör. Seni sevdiğimi anla artık. Yoksa ben buna dayanamayacağım. Seni seviyorum. Hem de çok. Işık. Aşık olmuş işte. Belli ki ilk aşkı. Işığımın ilk aşk mektubu. Hepimiz yazmadık mı böyle mektuplar? Öyle ama bu başka. Nasıl başka? Tabii ki çok önemsiyor. Heyecanlanıyor. İçi kıpır kıpır. Şelalede konuştuğumuz günleri hatırladın mı? Işık da yaşayacak bunları. Çok seviyormuş da salak. Ben şuna haddini bildireyim. Işık, ne saçmalıyorsun sen? Ne hakla böyle mektuplar yazıyorsun? Sakın yapma bir daha, anladın mı? Çünkü ben seni sevmiyorum, anladın mı? Beci morarttı seni. Işık, bu mektup ne? Serap ayıp etti. Yapmamalıydım. Karışık işler bunlar. Boş ver. Trip yapıyor bence. Ya takma kafana. Kızlar işte. Ya bir daha bu okula gelemem. Kimsenin yüzüne bakamam. Abartma tamam. Amma da uzatıyorsun. Kabahat bende. Hak ettim bunu. Herkesin önünde maskara etti beni. Okul falan umurumda değil benim. Ortadan kaybolmak istiyorum. Hatta tamamen yok olmak istiyorum. Nereye gidiyorsun? Bir daha hiç dönmeyeceğim bir yere. Bekle. Beni korkutuyorsun. Ya kendine bir şey yaparsa? Ya... Ya canını acıtırsa? Zerdan. Senden uzakta oluşumu en çok bunun için üzülüyorum biliyor musun? Çocuğumuzu tek başına yetiştirmek zorunda kaldım. Çok zordu. Onun için en iyisini yapmaya, en doğrusunu yapmaya çalıştım. Hem annesi hem babası oldu. Kimseye söyleyemedim ama hep endişelendim acaba doğru mu yapıyorum diye. Babası olsaydı her şey daha mı farklı olurdu? Her an binlerce soru vardı kafamda. Biliyorum. Nasıl biliyorsun? Hep yanınızdaydım. Ruhum, kalbim hep sizinleydi güzel gözlüm. Ya kendine bir şey yaparsa? Şahin ya ona bir şey olursa? O zaman yaşayamam. O günü görmektense şimdi ölmek daha iyi. Korkma. Sen yanında olursan ona hiçbir şey olmayacak. Dur deli deli konuşma. Delilik değil bu aşk. Dün gece Serap beni reddederse ne yaparım diye düşündüm. Yaşayamam dedim. Ölürüm. Ya Işık dur biraz. Gelme peşimden. Kararımı kimse değiştiremez. Nereye gidiyor? Işık nereye gidiyor Şahin? Bir şey söyle, bir şey yap. Kendine zarar verecek kadar aptal olamaz benim oğlum. Bunu garanti edebilir misin? Işık aşk acısını belki çok derin yaşıyor. Bence en doğrusunu yaptığına inanıyor şu an. Yapma böyle. Ben anneyim, bu kadarına dayanamam. Sen yanında olursan yapamaz. Onun sana, bir anneye ihtiyacı var.
Işık. Merhaba. Merhaba canım. İçim rahat etmedi. Okuluna kadar geldim. Anne ne alakası var? Ne işin var burada? Ne bileyim. Sabah çok suratsız. Aklıma takıldı. Evde duramadım. Belki çıkar bir yemek yeriz diye düşündüm. Ne dersin? E'ye gitmeyecek miyiz? Aa. Serap değil mi o? Serap. Serap. Merhaba. Nasılsın? Bugün herkesin nesi var böyle? Baksana Serap'ın da suratı beş karış. Yok, ben iyiyim. Biz yemeğe gidiyorduk. Sen de gelir misin bizimle? Bilmem ki. Canım gel işte, nazlanma. Işık, sen de bir şey söyler misin? Kendisi bilir. Ne kararsızsınız çocuklar? Hadi Serap, gel de şu suratsızı şaşırtalım. Peki. Peki nereye gitmek istersiniz? Siz nereye isterseniz. Vallahi Işık'a sormuyorum çünkü havuz başına gidelim diye tutturacağım. Işık zaten hep bildiğini okur. Saçmalama. Serap biraz haklı. İnadın inattır. Sen ondaki inadı bir görsen. Şimdi bir şey diyeceğim ama annem var, söyleyemiyorum. Annem yabancı değil. Annem ya anne de olsa. Neymiş söylesene. Dün beni sınıfın önünde rezil etmedin mi? Kim, ben mi? Farkında bile değilsin. Işıkcığım, eğer öyleyse hemen özür dile. Asla. Ben de dilemem öyleyse. Anlaşılan ikinizin de birbirinize birer özür borcu var. Tamam, dilediniz varsayalım, olsun bitsin. Değil mi Serapcığım? İyi, gidelim o zaman. Hadi gidelim. Şaşkın oğlum benim. Gördün değil mi? Sana ihtiyacı varmış. Ya sen gelmeseydin? Üstelik bence sana ihtiyacı olan yalnız Işık değil Zerdan. Çok kırılıyor. Sakın Zerdan. Sakın yapma. Artık gitmelisin. Gidebilsem. Ama hiç gücüm yok sanki. Hadi Zerdan, toparla kendini. Ben senin ne kadar güçlü, nasıl inanılmaz bir kadın olduğunu biliyorum. İstersen, çok istersen yaparsın. Hem bak, gelecekte seni bekleyen çok güzel günler var. 10 kişi mi dedin? Tamam oldu, sen git, ben Hacer Hanım'a söylerim. Ben çıkayım. 10 kişilik bir grup rezervasyon istedi Hacer Hanım. İstanbul'dan gelecek iş adamları bunlar. İyi maşallah, yerimiz var mı? Gelecek hafta için istiyorlar. Aysun Hanım'a iletelim, önümüzdeki haftanın rezervasyon bilgileri onda. Özel bir yemek istiyorlarsa haberim olsun. Son dakikaya kalmayalım. Peki Hacer Hanım. İyi günler. İyi Hacer günler. Antepalıları geldi Hacer Hanım, hemen serelim mi? Yok, kalsın şimdi. Ben kendim kontrol edeyim, öyle hallederiz. Tamam. Bayram yemeği organizasyonu tamam mı? Sorun yok Hacer Hanım, her şey ayarlandı. Yine nereye? Aynen üzüm gülüm. İşlerim var çocuğum. Bir bayram ziyaretine gidip geleceğim. Beni de götür. Yok, olmaz. Sen sıkılırsın orada. Yok, sıkılmam. Çocukların gideceği bir yer değil çocuğum. Biraz daha büyük. Elinden tutup götüreceğim ben seni dedenin mezarına, tamam mı? Ha çocuğum. Hayatımız bavul açıp kapatmakla geçiyor. Şikayet etme. Hani özlemiştin? Başımın etini yiyordun gidelim diye. Olsun. Yine de Ankara'dan buraya gelince her defasında bir tuhaf oluyorum. Ankara'dayken de memleket hasretinden yerinde duramıyordun. Hala aklım almıyor. Doğup büyüdüğüm ev otel oldu, baksana. Annen iyi yaptı bence. Konak çok güzel bir otel oldu. Ayrıca hepimiz de bu bayram buluşturmayı da iyi becerdi. Bir de kızının mürüvvetini görüyor. Kutlayacak ya doçentliğini. Profesör olduğunda da havai fişek atarsa şaşırmam. Demek ki 5-10 yıl sonrası için havai fişekleri ısmarlasa iyi olur. Niye baktın öyle? Hiç. Yoksa seni çok seviyorum mu diyecektin? Gerek var mı buna? Anne. Ninem gitti, beni de götür.
götür dedim, götürmedi. E işleri vardır oğlum. Ne bu halin böyle pasak? Sultanım, Sultanım ne edeceğiz ambulans gelmeyi? Ölme Serda. Serda ne olur. Serda ne? Yaşa. Yollarım bırak. Sakın, sakın. Ya ambulans hala yok. Ya ölüme mi terk ediyorlar insanı? Mahmut sakin ol. Nabız alamıyorum. Ne? Nasıl çırpınıyorlar? Keşke onları üzmemenin bir yolunu bulabilsem. Hayat bazen insana seçme şansı tanımıyor Zerdan. Bazen en sevdiklerini bile üzmek zorunda kalıyorsun. Sultan Hanım, ona ne oldu? Yaşıyor mu? Hasan'ım kahvaltını ettin mi? Ay paşa. Efendim. Amina. Amina. Koca konakta tek başına öldü ha. Bir insan için olabilecek en acılı. Konağı hatırlıyorum çocukluğumda. Her gün onlarca insan girip çıkardı. Her an bir panayır yeri gibi. Gençliğimde yalnız kalamamaktan şikayet ederdi. Sonra şu hale bak. Bu noktaya nasıl geldi annem inanamam. Nasıl geldiğini biliyorsun. Katılığı, acımasızlığı, sonunda kendini mahvetti. Hepimiz çok direndik, çok taviz verdik ona ama... Biliyorum, biliyorum. Beni suçluyor musun? Seni nasıl suçladım? Sen elinden geleni yaptın zaten. Aslında konağın otel haline dönüşmesi de iyi fikirmiş. Ne güzel. Baksana şuraya. Her şey tıkır tıkır işliyor. Hı. Sandığın kadar kolay değil. Her şey o kadar güllük gülistanlık değil. Ne demek istiyorsun? Bak. Hoş geldiniz. Hadi gel Hacer Hanım'ı bulalım. Hadi. Tanıdın mı? Nasıl bu kadar sakin kalabiliyorsun? Neden? Ne yapmadın? Hamit senin canına kıydı. Seni o vurdu. Nasıl böyle durabiliyorsun? O iyi bir adam. Hem Hakkı'yla birbirlerini çok seviyorum. Artık benim içimde kin, öfke, nefret yok Serdar. Hamit kızıma, Gülbahar'a çok iyi baktı. Baksana ne güzel kız oldu değil mi? Hem ben Hamit'in yerinde olmayı hiç istemedim.
gelen kim? Bak bakalım. Kimmiş? Elbette sen. Ben konağa mı geliyorum? Bayram buluşması. Hacer herkesi bir araya getiren, kaynaştıran biri oldu ailede. Böyle bir toplantı sensiz olur mu? Yapma. Ayşe yapma dedim. Şu yaramaz bücürü alın başımdan ya. Bücür deme bana. Yedi cücelerin en minisin sen Ayşe. Anne, abim benimle alay ediyor. Akılıyor kızım. Sevdiği için yapıyor. Değil mi Işık? Gel bakayım sen. Ya bu kızlar çok şımarık. Bir tanecik abisi var. Kime şımaracak başka? Ya pis. Şşş kızım. Yıllar sonra konağa böyle mi döneceğim? Evet. Şahin. Konağa ilk geldiğim günü hatırlıyor musun? Hiç unutmuyorum. Aşktan başım dönmüştüm. Saf bir kızdım. Gülbahar'dan farkım yoktu. Akıllı bir kızdın. Ama beni çok üzmüştü. İnatçının tekiydin çünkü. Sen damarıma basıyordun. Ağalık taslıyordun. Ağalık gururundan hiç vazgeçmedin. Bak yine kızdıracaksın beni. Yeter. Artık tartışmayalım. Geçmiş bitti. Artık bugün var diyen sen değil miydin? Benim için bugün ya da yarın yok Zerba. Ben zamanın ötesindeyim. Yarın olan sensin. Daha yapacak çok işin var. Bu konakta böyle bir araya geleceğimizi hayal bile edemezdim. Evet, gerçekten. 40 yıl düşünsem benim de aklıma gelmezdi. Koskoca yer olduk, ona otel olmuş. Hepimize yer var artık. Parayı bastıran kalabilir. Işığın okulu nasıl Zerda? Dersler iyi mi? Fena değil. Malum ergenlikçe, aklı havada. Başında kavak yelleri esiyor. Biz de öyle değil miydik? Gülbahar çok güzel bir genç kız olmuş. Keşke güzel olacağını. Zerda, Gülbahar'ın durumu pek iyi değil. Biraz konuşabilir miyiz? Bir öğrencim sizin işçilere ortak ettiğiniz sermaye yapınızı inceliyor. Test konusu olarak alacak sanırım. Evet. Geçen gün geldi, epeyce konuştuk. Kooperatif mi, şirket mi? Nasıl bir yapı? Bir işletmeler zinciri diyelim. Kooperatif gibi çalışıyoruz. Her şirket kendi bünyesinde ortaklık halinde. Ve yeni şirketler doğurmakta. Evet. Çok iyi bir model. Uygulamada da çok başarılı. Çok sağ olun. Ama orta ölçekli işler yapıyoruz. Bizim gözümüz yükseklerde değil. Olmayacak da. Herkes birlikte kalkınsın. Amaç bu. Sizin modeli Bozdoğan'da uygulasak mı Hamit Bey? Aslında bizim de niyetimiz yavaş yavaş bu bölgeye gelmek. Meseleyi biraz daha açarsanız bakarsınız biz de katılırız projeye. Hı? Bunları Gülbahar'ın odasında bul. Saklamış ama buldum. Ne bunlar? O kötü atlardan. Gülbahar'ın bunları kullandığından emin misin? Evet. Hali hal değildi. Hırçındı. Durup dururken ağlıyordu. O fark etmeden ilaçları sayıp yerine koydu. Ertesi gün baktım eksilmiş. Zaten İstanbul'dayken ortalık birbirine girdi. Gülbahar'ı buraya zor getirdik. Tutturmuş illa okulu bırakacağım diyor. Saçmalıyor. Okulu bırakıp ne yapacakmış? Ev kızı mı olacakmış yani? Habire dışarı çıkıyordu. İpsiz sapsız bir delikanlıyla gezip tozuyormuş meğer. Hay Allah. Kız mahvolacak Zerda. Bir de sen konuşsan. Şahin, olmasın böyle şeyler. Bir şeyler yapmak lazım. O daha çok küçük, çok genç.
Sen yanlarında olursan bir çözüm bulursun. Ama ya olmazsam? Ya dönemezsem? Döneceksin. Yüreğim ikiye bölündü. Yarısı senin. Yarısı hayatın. Görmüyor musun Serdar? Her şeyi sen çözeceksin. Herkesin derdine derman olacaksın demiyorum ama... sen çevredekilere hep güç verdin. İşte bu yüzden hayatta kalmalı ve yaşamaya devam etmelisin. Bu güzel geniş ailenin bir parçası kalmak en doğrusu. Var olmaya devam etmelisin. Sen kimsenin başaramadığı birçok şeyi başardın. Birçok kişiye örnek oldun. Hep yukarı tırmandın. Bütün sevdiklerini de yanına alıp tırmandın o merdivenleri. Sen bu hayattan düşersen onlar da düşerler. Ya da oldukları yerde sayarlar. Sen de yaşayacaksın. Yalvarırım bırakma beni. Bırakma beni Yunus. Ya yapamazsam? Ya şu yaralı bedenimin gücü yetmezse? Yetecek. Peki Gülbahar ve Akgül'e yardım edebilecek miyim? Faydam dokunacak mı? Ellerine sağlık. Elinize sağlık. Ha Gülbahar dur. Sana göstereceğim bir şey var. Hacer, Işık'la Gülbahar'ın saklambaç dolabının bulunduğu oda boş mu? Boş boş. Temizledim şimdi git göster. O dolabın içinde kendilerini kilitlemeyi nasıl becermişlerdi ama. Belki de sultan kilitlemiştir. Sizlerin ortak kocanızla yaşadığınız ilkel hayatınızın, ilkel konağınızın, ilkel dolaplarını görmeye niyetim yok. O ne biçim söz? O biçim söz. Her şeyi biliyorum ben. Babam sizin yüzünüzden öldü. Sen babanı hatırlıyor musun? Baban kim senin? Ha? Baban kim söyle. Hamit'in sana yaptığı babalığı, seni kucağında hastaneye taşıdığı günleri, İstanbul'a ilk gittiğimizde o yoksullukta senin için yarattığı dünyayı hatırlıyor musun? Sen töre nedir, buyruk nedir onu da bilmiyorum. Ama biz üç kadın bunu çok iyi biliyoruz. Akgül gereken cevabı verdi işte, gördün mü? Gülbahar ikna oldu mu sence? Anlamıştır mutlaka. Bence Gülbahar hiçbir şey anlamadı ve ikna olmadı. İlaçları almaya devam edecek. Kendine uygun olmayan ilişkiler kurmaya devam edecek. Sizleri sinirlendirecek olumsuz ne varsa yapacak. Ve kendisini çok zorlayacak. Sonra da bize dönüp sizin yaptıklarınızın yanında bunlar nedir diyecek değil mi? Gülbahar, Akgül'ün Hamit'le evlenmesini kabul edememiş. Ben bu durumda ne yapabilirim ki? Onu bu olgunluğa sen eriştireceksin. Sen daha çizginin öte tarafına geçmedin Zerda. Daha vaktin var. Peki Gülbahar'a ne olacak? Gülbahar, biraz durur musun? Bu yaptığınla bir yere varamazsın. Bunlar çözüm değil. Gel, biraz konuşalım. Aşk gönüle dolunca, sevenler kavuşunca, yaşamak ne güzel. Anacığım, seninle şöyle bol şekerli güzel bir kahve içelim ha? İçelim Akgül kızım. Kız Gülüşen, Akgül kızımla güzel gelinimle bana bol şekerli bir kahve yapıver. Emrin olur hemen. Çarşafı astı. Neden gülüyorsun? Biraz önce söylediklerimi ergenlikten mi sayıyorsun? Ben ciddiydim ama. Bak, şu gördüğün avlu var ya. Bu avlu annenin ve benim gençlik anılarımızla dolu. Genç bile denemezdi bize. Çocuktuk. Hiçbir şey bilmiyorduk daha. Sonra büyüdük. Büyürken de mutsuz olduk. Birbirimizi üzdük. Ama bak hayat bizi nerelere getirdi. Gene aynı yerdesiniz işte. Öyle değil. Hiç öyle değil. Bizi anlarsan kendini de anlamaya başlayacaksın. Başkalarını anlamazsan öfkelenmekten başka hiçbir şey geçmez eline. Her şeyden nefret ediyorum. Belki haklısın. Belki bize kızmakta haklısın. Bizim yaşadıklarımız ne ışığın ne de senin sorunun. Bunlar ancak Akgül'ü ve beni ilgilendirir. Ama biz olgunlaştık ve onları çoktan hallettik. Aynı adamın karısı olmuşsunuz. Ben bunu hiç anlamıyorum. Biz de anlayamadık. İkiniz de bu yüzden çok acı çektik. Ama bu sayede iki güzel çocuk olduk. Işık ve sen. Keşke doğmasaydım.
İyi ki doğdun. Annen senin sayende ayakta kaldı. Yoksa çökerdi. Sadece sana tutunabildi. Işık babasını hiç tanımadı biliyor musun? Sen de bebek sayılırdı. Baba nedir bilmeden ilkokul çağına gelmişti. Şansın varmış ki Hamit sevdi anneni. Onu sevince seni de sevdi. O iyi baba olmadı mı sana? Oldu. Hatta babaların en iyisi oldu. Ben onu çok üzdüm ama gene de hep affederdi beni. Babalık da annelik de budur zaten. Karşılıksız sevgi. Hamit olmasaydı asla baba sevgisini tadamaz. Hem biliyor musun, Şahin hayatta olsaydı böyle bir araya gelemezdik. Bazen böyle kötü olaylar iyi şeylere neden olur. Hayat böyle. Gerçekten sen hayatta olsaydın hepimiz bir arada olamaz mıydık? Bilmiyorum. Ama belki ben olsaydım da Akgül'le Gülbahar yine senin iyi niyetinle, sevginle, gayretinle hayatımıza dahil olurlardı. Ama emin ol, Akgül bu kadar değişemezdi. Onun değişiminin mimarı sensin Zerdem. Bunca zaman sonra beni buldun. Ama yanından göndermeye çalışıyorsun. Sen benim yaşam kaynağımdın Zerdem. Şimdi de başkaları için öylesin. Bak çılgın gibi, umutla bekliyorlar yanlarına dönmeni. Kıyabilir misin onlara? Hayat, sakın ölme. Ölme Zerdem, ölemezsin. Hadi, hadi yaşa. Zerdem. Şaşırtmıyor mu seni? Bu adam kimse için kılını kıpırdatmazdı. Ama senin için harap oluyor, koşturuyor. Mahmut Ağa'ya ne yaptın böyle? Değişti. O da değişti. Doğru. Benim bildiğim Mahmut Ağa değil artık. Onu bile değiştirdin sen. Sadece ben değil, hayat. Herkesi değiştiren hayatın ta kendisi. Onun gönlü sana karşı hiç buz tutmamıştı zaten. Mahmut Ağa senin için ölmeyi göze alan biri. Yiğit bir adam aslında. Sevdiği için ölebilen bir adam kaldın mı o zaman? Hiç kimseye değilse de ona borçlu değil misin? Hoş geldin Zerdem. Buyur. Nasılsın Mahmut Ağa? İç güveysinden hallice. Duyduklarım doğru mu? Hiç açma o kötü konuyu. Canımıza sıkmayalım Zerdem. Bir iş ettik, başımıza dolandı. Senin iyi niyetini suistimal etmişler. Yani söylentiler doğruysa. Doğru mu? Ne yapayım ya? İnsanoğlu çiğ süt emmiş. Ama benim de hatam var. Güvenmeyecektim o adamlara. Elimizi verdik, kolumuzu kaptırdık işte. Neyse. Ne içersin, ne söyleyeyim? Yo, sağ ol. Şu meseleyi tam aktarır mısın lütfen? Çünkü geliş sebebim bu. Kimse bana yardım edemez artık. Bunlar, bu herifler böyle geldiler forslu. Beraber iş edelim dediler. Sonra da bütün borcu üzerime yıkıp kaçtılar. Yani işin özeti bu. Ya nereden bilecektim bunların böyle olacağını? Tam madar olduk ya. Battık ki ne battık. Peki borçları ödeyebilecek misin? Elimizde ne varsa satıp savup ödeyeceğim. Borç namustur. Bunca yıllık emeğimi, servetimi... Ulan bu üç kağıtçı adamlar yüzünden heder ettim. Hiçbir şey heder olmayacak. Bir çaresini bulacağız. Ben elimden gelen yardımı yapmaya hazırım. Sen benim için elini ateşe mi sokacaksın yani? Mahmut Ağa. Hiçbir şey göründüğü gibi değil farkındaysan. Değişmeyen bir tek şey var. Herkes seni çok seviyor. Herkes sana güveniyor Zerdem. Şahin sen beni gerçekten sevdin mi? Biliyorum. Sevdin ama ne kadar sevdin? Niye gülüyorsun? Seni o kadar sevdim ki dünyadaki bütün kadınları senin tırnağına değişim. İşte o yüzden de yaşamanı istiyorum. Artık beni tamamen unutmanı istiyorum. Öylesi imkansızı istiyorsun.
İmkansızı isteyen sen, her zaman öyleydin ve hep başardın. Yine başaracaksın. Bak neler karıştırıyorsun yine. Apo, globali cidden değiştirdin. İzliyorum da programların gerçekten çok hoş. Fikrem ben de yardımcı oluyorum tabii. O malum Türkan'cığım, sabahki kadın programı mutlaka senin fikrindir. işte naçizane yapıyoruz bir şeyler. Turkan'ın emeği çok burada. Onsuz ne derdim ben? Derdiniz nedir bakalım? Çağırdınız geldim. Bir kadın programı yapar mıydınız Global TV için? Hem bir böyle belgesel kıvamında, hem de güncel hayatı anlatan bir program düşünüyorduk. Hayır değil mi Zirda? Bak inan tam senin kalemin bir iş. Teklifimize hemen hayır demeden önce biraz düşün. Peki tamam da benim başka bir teklifim var. Böyle bir programı neden Türkan sunmuyor? Osman istemiyor gitmemi. Tam hayır demiyor ama ben biliyorum. Sorun çıkacak sonunda. Çok gerekliyse gidersin. O da katlanmak zorunda. Amerika bu. Şuradan şurası değil ki. Yani en azından mesafe çok uzak. Hep birlikte gidemez misiniz? Neden? Burs sadece bana çıktı. Toplam 6 ay. Ama yine de Osman buruklaştı. Ne bileyim, tadı kaçtı birden. Mesleğin için bir şeylerden fedakarlık etmen gerekiyorsa, hele de bu ailense zor tabii. Peki ne yapacağım ben? Bir tercih yapacaksın. Çok mu istiyorsun bu Amerika işini? Hem de nasıl? Osman şöyle canı gönülden git dese, oğlumu da alıp koşa koşa gideceğim ama Osman'ı da özlemem ki böyle. Türkan'cığım, eğer içinden geldiği gibi, bizim tanıdığımız Türkan gibi olabilirsen mükemmel olur. Ya o Türkan bildiğin Türkan işte. Hala dangıl dungul konuşuyor. Hiç de değil. Sen hep çok güzel konuşuyorsun. Say mı? Sor Apo'ya. Halı tezgahındaki günlerimizi unuttun mu yoksa? Benim karım öyle tatlı dillidir ki, yılanı bilem delinden çıkarır. Ya dalga geçiyorsun. Sen sadece kameraya doğru bak ve kendini rahat bırak. Gerisi gelir. Meydan senin. İlk röportajını benimle yapacaksın. Rahat ol. Kamera prova. Kadının Sesi programımızın ilk konuğu Sayın Zirda Eroğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk programınız hayırlı olsun. Sağ olun. Kadınıyla erkeğiyle hep birlikte yaşadığımız bu topraklarda önce kadını anlamamız gerekiyor. Neden önce kadını anlamak? Neden kadınlar ikinci planda? Neden hep eziliyorlar? Doçent oldum bu genç yaşında. İlerisi de gelecek. Profesör de olacaksın. Eğer gerekiyorsa Osman da taviz vermek zorunda. Haksızlık mı ediyorum ona? Yani şimdi o gidiyorum dese ben ne yapardım? Ne yapardın? Git mutlaka derdim. Hiç durma derdim. Gördün mü bak? Biz kadınlar sevdiklerimizin her zaman başarılı olmasını istiyoruz. O istemiyor. O da istiyor. Sana nasıl gururla baktığını görüyorum. Amerika deyince tüyleri diken diken oluyor. Söylemiyor ama ben hissediyorum. Ben Osman'la konuşurum. Bakalım tüyleri diken diken oluyor mu olmuyor mu? Seni dinler. Sana çok değer verir bilirsin. Bu işi halledeceğimizi sanıyorum. Osman seni seviyor. İnsan sevdiğini üzer mi? İki projem şimdi de hazır. Sonrasında her şey muhteşem olacak. Senin azmine bayılıyorum Sıla. O minik kız gitti. Tuttuğunu koparan bir kadın geldi. Bu çok hoş. Dur. Daha önemli bir haber de var. Hı? İkinci bebek de geliyor. Ne? Hamileyim. Oğluma bir kardeş yapmaya söz vermiştim. Tutacağım sözümü. Kesin doğuracağım bu bebeği. Ya sen var ya. Ya ben ne diyeyim ya? Şu işe birlikte girişeceğimiz hiç aklıma gelmezdi. Tamam. Fazla översen şımarırım Mahmut abi. Ne kadar şımarsan da hak ediyorsun. Şımar ya. Bak Zerda görüyor musun? Sayende alışveriş merkezi yükselmeye başladı. Az çatışmadık seninle bunun için. Şehrin ortasında yapmadığımız için içim rahat. Sayende.
Hepsi senin sayen. Peki sayemde olsun. Ama sen de ortak olarak hiç de fena değilsin. Bak, kılımı kıpırdatmıyorum. Her şeyin üstesinden sen geliyorsun. Yok canım, yani sermayeyi koyan sensin. En kötü anımda el verdin bana, güvendin. Seni mahcup edeceğime ölürüm daha iyi. Buraları yakarım yani. Mahmut Ağa, orada bir dur bakalım. Senin başaracağına inanmasan bir kuruş bile vermezdim. Hayatımı kurtardın. Daha bak bin defa söyleyeceğim. Ya susturamazsın beni, söyleyeceğim. Servetimi de, her şeyimi de sen kurtardın. Bak, şu yan tarafı görüyor musun? Oraya tam yemyeşil bir çocuk bahçesi yapacağım. Cennet yapacağım. Bak şu taraf. Ne bileyim, boşa mı kürek çekiz böyle diye takılıyor aklıma. Çalış çalış, bunun sonu ne? Hiç yakışmıyor sana böyle konuşmak. Allah kuvvet verdi, yaptık ettik. Neticede gene yalnız. Yalnız taş duvar olur mu hiç? O mesele başka. O senin kendi seçimin. Adaylar vardı. Sen istedin mi ki? Gene bir aday var. Evlenmek istiyor benimle. Ne? Kimmiş bu şanslı? Hani konağa otel yapıydık ya. Bir mimar vardı. Evet, biliyorum. Burayı restore eden adam. E teklif etti mi? Peki düşünecek misin? İçimden kabul ettim Lezard'ı. Ama ona demedim. Hep başkaları için yaşadım. Kendim için yaşamaya nasıl alışacağım? Korkayım bu yaştan sonra. Buralarda mı hala? He ya, burada. Zaten aslen buralı. Sonradan okumaya gitmiş. Gene dönüp gelmiş memlekete. Yaşı da yaşına denk gibiydi. Ha, yaşımız denk. E daha ne istiyorsun Hacer? Hı? Bugün hani Serap gelecekti bize? Sınav var, ders çalışıyorum. Ama sorun yok değil mi? Aranız iyi mi? İyi, iyi ama bu kız durmuyor ki. Burnunu kitaplardan kaldırmıyor ki. E daha ne istiyorsun işte? En doğrusunu yapıyor. Ama ben ne olacağım? Şuna bak. Sen kendini mi düşünüyorsun? Hani onu çok seviyordun? Görüşemiyoruz anne ya. Böyle mızmızlanacağına karnendeki kırık için çalışsan Serap seni daha çok sever. Ne kırı anne ya? Matematiği düzelttim ya. Ya Türkçe? Anne, sana mektup vardı. Onu getirebilir miyim? Gülbahar'danmış. Bir varmış, bir yokmuş. Bozdoğan denen kasabada bir peri kızı yaşarmış. Bu peri kızı peri masallarındaki şatolara benzeyen bir konakta yaşarmış. Kasabanın prensine de çok aşıkmış. Ama ne var ki prensin kafası çok karışıkmış. Peri kızına o da çok aşıkmış ama kafası karışık olduğu için Akgül isimli bir prensesten bir kız çocuğu olmuş o sırada. Anne devam etsene. Okusana anne. Peri kızında bir iksir varmış. Her şeye iyi gelen bir iksir. Onun kalbindeymiş bu iksir. Herkese dağıtırmış ama bir türlü bitmezmiş kalbindeki iksir. O iksirin adı sevgiymiş. Şans varmış Gülbahar'a. Ne güzeldir ki Gülbahar'a da o iksirden bir parçacık ayırmış. Görür görmez de vermiş. Gülbahar da böylece iyileşmiş. Prenses annesi Akgül'ü de bir daha üzmemeye karar vermiş. Akgül ve Gülbahar peri kızına kocaman bir teşekkür yolluyorlar. En kısa zamanda da İstanbul'a bekliyorlar Zerda ismindeki peri kızını. Canım anne. Nereden nereye? Hayat ne tuhaf. Ölüm ne tuhaf. Beni hem çok sevdiklerimden ayırdı ama bir başka sevdiğime kavuşturdu. Benim sevdam hep sürecek Zerda. Ama sen artık dönmelisin. Bu güzel gözlerini yummanı istemiyorum. Seni çok sevdiğim için burada kalmana dayanamam Zerda. Beni sevindirmek istiyorsan gitmelisin.
Hem unutma. Döneceğin yerde seni benden daha çok seven ve hak eden bir adam var. Değerim. Onu çok seviyorsun değil mi? Sen bizi bıraktıktan sonra kalbim buz tuttu sanki. Yaşamaya devam ettim. Ettim ama yaşamak denir miydi bilmiyorum. Ta ki Devran'ı tanıyana kadar. Beni hayata döndüren onun sevgisi oldu. Korkma Zerda. Bana Devran'ı sevdiğini söylemekten korkma. Onu seviyorsun değil mi? Evet. Hem de çok. O senin sevgini hak eden bir adam. Ben seni çok yaraladım. Çok incittim. Ama o... Devran hiç incitmedi seni.